Ama o imamı zaman kim? İmam-ı Zaman aleyhisselam kimdir? Müfteni Anlatmak kim? mümkün mü? Ki Ki o nasıl bir cevherdir? Bir rivayet var. Bu rivayetten sonuna kadar okuyun. Ve o rivayet şudur. Ki Şeyh Saduk naklediyor bunu. Dördüncü imam, İmam Zeynel Abidin aleyhisselamdan rivayet etmiş. Rivayet şudur. Bir kimse ki, onun gaybeti döneminde, anlaşılıyor ki, buradan, gaybet döneminde yaşayan insanlar, eğer böyleyse, onun kendisi nasıl bir haddedir? Bu rivayetten anlamak lazım ki işin başı böyleyse sonu nasıldır? Benim kendim hayrete düştüm. Rivayet hadisçilerin şeyhi Muhammed bin Ali bin Babıvey el-Saduk bunu naklediyor. O da öyle bir kitapta ki İmam-ı Zaman aleyhisselamın emriyle o kitabı yazmış. Ve o rivayet şudur. O insanlar ki onun gaybeti döneminde onun velayeti üzerine ölürlerse onlardan her birinin sevabı 1000 şehidin sevabı var. Hem de Bedir ve Uhud şehitlerinin sevabından. Bu gaybet döneminde yaşayanların sevabıdır. Onun velayeti üzerine bağlı kalırlarsa. Şimdi İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın kendisinin nasıl mertebesi ve derecesi var? Bu hadisin sırrı nedir? Hesap çok dakiktir. Allah'ın katında hesap çok hassastır. Ki buyuruyor ki her şey Allah'ın katında ölçüyledir. Allah göğü yükseltti ve mizanı karar kıldı. Ve biz adalet terazilerini karar kılarız. Allah'ın teşkilatı hesapların en dakiki ve en hassas olanıdır. Bunun sırrı ki bu kadar azameti var. Ki ahir zamanda yaşamak çok sıkıntılıdır. Sıkıntılar bir tane, iki tane değil. Özel dostlar için bir grup sıkıntılar var. Avam halkın başka cür sıkıntıları var. Kadınların özel sıkıntıları, gençlerin apayrı sıkıntıları ve bu zamanda bu sıkıntılı zamanda dini koruyabilmek, dindar olabilmek çok zor. Ahir zamanla ilgili rivayetler insanın aklını hayrete düşürüyor. Bir rivayet budur ki ahir zamanda tehlike öyle bir yere yetişiyor ki sabahleyin insan evinden çıkıyor, dini var, akşam evine dönüyor, dini yok, dinini kaybetmiş. Sıkıntı bu kadar çoğalıyor. İşte böyle bir zamanda dini koruyabilmek, dindar olabilmek,
ve Ehl-i Beyt'in velayetine bağlı kalabilmek. Onun sırrı budur. Onlar ki bizim yolumuzda çalışıp çabalıyorlar, bu zamanda ki cihat zamanı, çalışma zamanıdır Allah yolunda, fakirliğe sabretmek, musibetlere sabretmek, itaate sabretmek, ibadet etmeye sabretmek, günah işlememeye sabretmek. Bu sabırlar üst üste yığılıyor ve bu zamanda şiddet ve sıkıntı çoğaldığı zaman, o sıkıntılara katlanabilirsen sevabın bu merhaleye ulaşır. Ve sizlerden bir kişi, ister erkek ister hanım, eğer bu zamanda Ehl-i Beyt'in velayetine bağlı kalırsanız, takvalı olursanız, takvanızı korursanız, ister erkek ister hanımefendiler, öldüğünüz zaman Bedir ve Uhud'un şehitlerinden 1000 tanesinin sevabı size veriliyor. Bu rivayet Şeyh Saduk naklediyor. O da İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'dan, secde edenlerin efendisinden rivayet ediyor. Eğer onun hizmetkarları gaybet döneminde böyle bir makam sahibi ise, İmam Zaman Ağa'nın kendisinin nasıl bir makamı var? Akıllar artık orada hayrete düşüyor.